Herkese merhaba arkadaşlar, ben Yusuf, 9. sınıfa gidiyorum. Bugün sizlerle beraber Tonguç Akademi YouTube kanalındayız. Hepinizin de bildiği gibi şu anda zor günlerden geçiyoruz ve evlerimizden çıkamıyoruz. Peki bu evlerimizde kaldığımız süre boyunca nasıl daha verimli ders çalışabiliriz? Ben bugün bu konuyla ilgili biraz araştırma yaptım ve maddeler halinde derledim. Ben bu maddeleri zaten liselere giriş sınavında uygulamıştım ve istediğim puanı elde edebilmiştim. Sizler de bu maddeleri hayatınızda uygulayarak istediğiniz puanları elde edebilirsiniz. Şimdi başlayalım. Maddelere geçmeden önce çok çalışmak ve verimli çalışmak arasındaki farkı kısaca sizlere anlatmak istiyorum. Verimli çalışmak, dikkatimizi toplayarak, elimizden gelenin en iyisini yaparak çalıştığımız konuyu derinlemesine öğrenmektir. Çok çalışmak ise adından da anlayacağınız üzere çok fazla çalışmaktır. Peki hem çok çalışıp hem de verimli çalışabilir miyiz? Bunun cevabı gayet basit. Evet, çalışabiliriz. Şimdi birinci maddemizle başlayalım. Birinci madde, ders çalışmaya başlamadan önce çalışma ortamınızı düzenleyin. Ders çalışırken odaklanmak çok önemli bir konu. Bu nedenle masanızdaki bu bir ışık olur, bir renkli bir nesne olur. Bunları masanızdan kaldırın. Çünkü ders çalışırken dikkatiniz dağılırsa ders çalışma veriminiz düşebilir. Benim size tavsiyem, ihtiyacınız olmayan bütün her şeyi masanızdan kaldırın. Masanızda sadece ihtiyacınız olan eşyalar bulunsun ve masanızda kesinlikle telefon bulunmasın. Çünkü telefonunuza gelen bildirimler hemen dikkatinizi dağıtabilir. Eğer illa telefonun masada duracak diye tutturuyorsanız da telefonunuzu sessize alın ve ekranı yere bakacak şekilde kapatın. Ayrıca ders çalışmaya başlamadan önce eğer küçük bir kardeşiniz varsa ailenizi uyarın ve sessiz olmalarını söyleyin. Çünkü sessiz bir ortam insanın daha çok dikkatini toplamasını sağlar. İkinci madde, ders çalışmaya başlamadan önce hangi derslere ve hangi derslerden kaç soru çözeceğinizi belirleyin. Masanızın başına oturduğunda bugün ne yapsam ki şeklinde düşünmek yerine önceden planlayın ve ona göre çalışın. Benim size tavsiyem, bir plan defteriniz olsun ve o plan defterine her gün neler yapacağınızı, hedefinizi ve o gün ne yaptığınızı yazın. Planlarınızın yanlarına da hedef koyun. Mesela 1 saatte 200 soru çözeceğim şeklinde ve bu planları yazarken de biraz gerçekçi olun arkadaşlar. Bizler bir robot değil. Bir gün içerisinde 2000 soru çözemezsiniz. Biraz gerçekçi planlar yaparsanız bu sizin için daha yararlı olacaktır. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Planlı ve düzenli olmak her zaman iyidir. Üçüncü madde, ders çalışmaya başlarken ilk çalışacağınız ders çok zor bir ders olmasın. Sizler ders çalışmaya başlarken motive olarak başlamalısınız. İlk çalıştığınız ders biraz zor olursa belki o ders yapamayacaksınız ve bütün ders çalışma şevkinizi kaybedeceksiniz. Motivasyonunuzu arttırarak ders çalışmaya başlarsanız veriminiz aşırı derecede artacaktır. Ders çalışmaya ana dersler yerine ara derslerle başlayın. Dördüncü madde, bir gün içerisinde çok fazla konuyu bir arada çalışmayın. Bir anda bütün konuları çalışmanız imkansız. Çalışsanız bile bu konuların hepsinden verim almanız da imkansız. Konu sayısını iyi ayarlamakta yarar var arkadaşlar. Konu sayısını iyi ayarlarsanız veriminiz aşırı derecede artacaktır. Çok fazla konuya çalışmanın verimi düşüreceğini söylemiştim. Peki bir gün içerisinde kaç tane derse çalışmalısınız? Ben geçen sene bir gün içerisinde genel olarak 2 veya 3 tane derse çalışırdım. Bu 3 dersin bir tanesi ana ders, 2 tanesi de ara ders olurdu. Ama bazen bu 3 dersin 3'ü de ana ders oluyordu. Bunu tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Bütün ana dersler bir arada çalışılmaz. Ders sayısını ve konu sayısını güzel ayarlayın. Göreceksiniz veriminiz çok fazla artacak. Beşinci madde, ders çalışırken not çıkarmayı asla vakit kaybı olarak görmeyin. Not çıkarmanın yararı çok fazla olsa da ben kendimden de biliyorum. Genel olarak ders çalışırken not çıkarmaya hep üşeniyoruz. Oysa ki çok fazla yararı var. Yazdığımız şeyler aklımızda daha da kalıcı oluyor. Bu nedenle not çıkarmak çok önemli. Sizi bilmem ama ben genel olarak yazarak çalışıyorum. Geçen sene de öyle çalıştım. Şu an 9. sınıfım, yine yazarak çalışıyorum ve verimimin arttığını düşünüyorum. Ayrıca yazdıklarımın hepsi de genel olarak aklımda kalıyor. Bu da çok iyi bir şey. 6. madde, hepimizin bugünlerde genel olarak yaptığı bir hareketle ilgili. Okullarımız kapalı diye öğle saatlerine kadar uyuyoruz. Ama okullarımızın kapalı olması bizim öğle saatlerine kadar uyumamız anlamına gelmiyor. Ben bu süreç ilk başladığı zamanlarda çok fazla uyuyordum ama artık artık normal okul saatinde kalkıyorum ve ona göre düzenimi kuruyorum. Erken kalkmanın çok büyük bir avantajı var arkadaşlar. Atalarımızın da dediği gibi erken kalkan yol alır. Eğer verimli bir şekilde ders çalışmak istiyorsanız her gün sanki okula gidiyormuş gibi kalkın. Göreceksiniz veriminiz çok fazla artacak. 7. madde, ders çalıştıktan sonra kendinize ödül verin. Ders çalıştıktan sonra kendinize ödül vermek hem sizin motivasyonunuzu arttıracak hem de ders çalışma veriminizi arttıracaktır. Ayrıca ders çalışma aralarını da güzel değerlendirin. Oyun oynayın, ailenizle eğlenin, kardeşlerinizle oyun oynayın. Bunların hepsi sizin motivasyonunuzu arttırır. Kendinize ödül verin dedim. Bu ödül televizyondan sevdiğiniz bir diziyi izlemek olabilir, bilgisayar oyunları oynamak olabilir. Sevdiğiniz bir şeyi yapın. Mesela ben geçen sene Battlefield 1 oyununu oynuyordum. Hala da oynuyorum. Bu arada çok güzel bir oyun. Eğer merak ediyorsanız oynayın. Kesinlikle öneriyorum. Ben geçen sene hem dersimi çalıştım hem de oyun oynadım. Merak etmeyin, 1 veya 2 saat oyun oynadınız diye rakipleriniz sizlerin önüne geçmeyecek. Tabii böyle dedim diye de hemen oyun oynamayı abartmayın. Rakipleriniz sizlerin önüne geçmeyecek. Aksine sizler kendinizi güzel motive ettiğiniz için sizler kazanacaksınız. Eğer düzenli ve planlı çalışırsanız merak etmeyin, oyun oynamaya, sosyal medyada takılmaya da vaktiniz kalır. Ama önemli olan düzenli çalışmak. Evet arkadaşlar, bugün nasıl daha verimli ders çalışılabileceğini sizlere anlattım. Ben bu dediğim maddelerin hepsini geçen sene uyguladım ve şu anda da istediğim lisedeyim. Videoda bahsettiğim maddeleri uygulayarak çalışma veriminizi çok aşırı derecede arttırabilirsiniz ve istediğiniz liseye bir adım daha yaklaşabilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Hepinize iyi çalışmalar.